Arkadaşlar, herkese merhaba. Maalesef size şöyle saçmalıklar yapan insanlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi gene laf çıkacak, işte şöyle bir yasa çıkacak, böyle indirim var, yok efendim işte ceza infaz kurumlarında şunlar olacak falan. Şimdi hiçbir şey kesin bilgi dahilinde değil arkadaşlar. Resmi bir kanaldan, resmi bir ağızdan, resmi bir makamdan genel bir açıklama yapılmadı. 31 Mayıs biliyorsunuz ki genelleme olarak her 2 ayda bir uzatılan izinlerin son 2 gün kala, 48 saat kala ya da bir gün kala sürpriz gol atıp izinleri hep uzattılar. Ama şimdi riskleri ve stratejiyi değerlendirmek lazım. Abi COVID-19 kapsamı çerçevesinde bu işte hükümetin koymuş olduğu ya da Sağlık Bilim Kurulu'nun koymuş olduğu sokağa çıkma yasakları, maske kullanma alışkanlığı ya da zorunluluğu bunlar kaldırıldı. Şimdi karantina süreçleri kaldırıldı. İşte toplum artık bir nevi koronavirüssüz yaşamaya alıştı artık. Yani koronavirüs yokmuşçasına yaşıyor. Ve bu da tabii ki hem hükümetin hem de Adalet Bakanlığı'nın hem de Bilim Kurulu'nun vermiş olduğu netice doğrultusunda. Şimdi ceza infaz kurumlarındaki izinlerin uzaması için Bilim Kurulu onaylı. Evet, hala risk var ve bu risk doğrultusunda izinler uzatılsın diye bir imza düşerler. Birisi çıkmış diyor ki İzinler %100 uzayacak. Birisi çıkmış diyor ki yok diyor kimse gitmeyecek, af çıkacak. Birisi çıkmış diyor ki işte şöyle olacak, böyle olacak. Ümit vermeyin abi. Bu insanlar 310 bin kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan insanlar, kapalı ve açıkta. Akabinde izinde bulunan 95 bine yakın bir mahkum. Yani totalde 410 bin, 415 bin mahkum yapar arkadaşlar. Yani bugün 400 bin insanın vebalini almak ve onların ailelerinin, yakınlarının vebalini almak sizce hak mı? Şimdi bu insanlara ümit veriyorsunuz. Bir anne, çocuğunun babası içeride ve 10 yıldır yatıyor. Bir suç işleyip girmiş ama cezanın ve hayatının çoğunu cezaevinde geçirmiş. Pişman olmuş, ıslah olmuş bir babanın eşi, çocuğunun annesi. Sizin bu saçma sapan yalan haberlerinizi seyrediyor ve diyor ki ''Aa benim kocam gelecek.'' Hadi gelmedi diyelim o kadının üzüntüsüne, gözyaşına senin yaptığın yalan haber değer mi? Bu terbiyesizliktir. Şimdi resmi bir makam, resmi bir ağız. Mesela AK Parti'nin komisyon üyeleri veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyon üyeleri veyahut da Milliyetçi Hareket Partisi'nin komisyon üyeleri ya da İYİ Parti'nin ya da herhangi bir partinin ve siyasi bir resmi ağızdan net bir bilgi gelmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuluyor ufak tefek. Hani gerçekten de şöyle şahit olduğum olayları söyleyeyim. Ben bugün Mustafa Sarıgül dışında çıkıp da bir tane delikanlı gibi abi ceza infaz kurumlarındaki mahkumları bir kere de olsa toplumla barıştırıp affedin diyen tek bir Allah'ın kulunu görmedim. Tek bir Allah'ın kulunu. Ama gelip işte millete bayramda evdesiniz deyip ümit veren mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne kesinlikle ben hakkımı helal etmiyorum. O kadar ümit verdiniz. Dediniz ki şu gün çıkacaksınız, bugün çıkacaksınız. Ne oldu abi verdiğiniz vaatler? Seçim yaklaşınca bu kadar insanı seçim olarak düşündünüz, oy olarak düşündünüz ve bu insan oylarını alabilmek için sadece onların düşmüş olduğu durumu siz kendi lehinize çevirmeye kalktınız. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmaya yol açmasını talep etmiyorum bu olayı. Kesinlikle hiçbir şekilde bu insanların tekrardan içeri girmesi şu anda COVID-19 kapsamı çerçevesinde etik değildir. Doğru değildir. Hiçbir şekilde arkadaşlar doğru değildir. Çünkü ceza infaz kurumlarının kapasitesi şu anda zaten yeterli derecede dolu. Hatta 40 bin mahkum fazla yatıyorlar. Bugün aldığımız resmi rakamlara göre 315 bin hükümlü ve tutuklu var açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında. COVID-19 kapsamı çerçevesinde izinli bulunan mahkumlar 90 bin ve 95 bin arasında değişkenlik gösteriyor. Bunların sadece %2'si suç işledi diye genelleme yapılamaz. Çünkü 2 sene boyunca dışarıda kalmış 90 bin mahkum suça bulaşmamış, ıslah olmuş, cezanın ana temeli ıslah felsefesini yerine getirmiş, kanıtlamış, ispat etmiş ve toplumda yararlı bir birey olarak yaşamaya devam eden mahkumları tekrar kapalı ceza infaz kurumuna koyup onları canavarlaştırmak bence insanlık namına, onuruna ve şanına, şerefine atılmış en büyük hançerdir. Çünkü COVID-19 izinde çıkan mahkumlar zaten cezasının %70'ini cezaevlerinde geçirmiş ve açık ceza infaz kurumuna çıkmasına 1 yıl kala sadece erken şans tanınarak toplumun arasına bırakılmıştır.
Çünkü velev ki koronavirüs olmadı diyelim arkadaşlar. Bu insanlar zaten açık cezaevlerinde kısmi olarak, kademeli olarak izinlere gönderilerek toplumun arasına yine karışacaklardı. Yani demem o ki arkadaşlar, insanlara bir ikinci şans verin. Buradan da Mustafa Sarıgül'ü gerçekten takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Mustafa Sarıgül gerçekten de cezaevlerini teker teker gezerek af istiyor arkadaşlar. Toplumsal barış adına bence gerçekten de eşitlikler ilkesine de dayalı bir şekilde af verilmesi gerekiyor. Çünkü bir milletin ıslahı kötülerin imhası ile değil, bir neslin eğitim ve terbiyesiyle belli olur diyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Esen kalın.